Bugün bizleri yalnız bırakmayan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Sabancı'yı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. TEMSA bu yeni yolculuğuna başlarken TEMSA son 2 yılı çok başarılı geçirdi. Geçtiğimiz 2 yıl çok başarılı sonuçlar aldı. Pazar payı kazandı. Bu yılda bu ivmenin, bu gelişmenin devam edeceğini görüyoruz. Ve artık bu gelişmeyi görüyoruz ki TEMSA için minibüs ve otobüs pazarında liderliğe koşuyor diyebiliriz. Evet, bu da beni memnun ediyor. Bu liderliğe koşuyor. Biz Sabancı topluluğu olarak destekliyoruz. Safir Bibi birazdan hep beraber dışarıda göreceğiz. Ama Safir Bibi biraz önce de söylediğim gibi yeni bir yolculuğun ilk ürünü. Arkadan peş peşe bana verilen bilgiye göre Mehmet Bey ve Dinçer Bey biraz sonra zaten daha detaylı anlatacak diye biliyorum. Peş peşe yeni ürünler gelecek. Bu yeni dönem, yeni yolculukta Türk mühendislerinin emeği, Türk tasarımcılarının emeği, TEMSA'nın kendi birikimi ve know-how'ıyla başarılı ürünlerini arka arkaya göreceğiz. Müşteri ihtiyaçlarını odağına alan ve müşterinin ihtiyaçlarına inovatif, konforlu ve en kısa zamanda en etkin çözümler üreten, sektöründe bu anlamda fark yaratan bir şirket oluyor TEMSA. Başarılı bir ürün bugün göreceğiniz Safir Bip. Burada da zaten başarılı bir müşterimiz var. Onlarla birlikte büyüyor ve geliştiriyor arkadaşlar yaptıklarını. Tabii TEMSA sadece yurt içinde değil, bizim için gurur verici olan TEMSA markasını uluslararası arenada da Sabancı markasını başarıyla taşıyor. Ürünlerini 3-4 ülkeye ihraç ediyor. Bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri de var. Bu da gurur verici, iyi bir gelişme. Bu başarıda emeği geçen başta Sanayi Grubu Başkanımız Mehmet Pekar'ın ve Genel Müdürümüz Dinçer Çelik olmak üzere ben tüm TEMSA ekibini, tüm TEMSA ailesini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği ve başarıya koşan, liderliğe koşan önemli bir yerli markası TEMSA. İnşallah hep beraber Safir Bip'i birazdan göreceğiz. Safir Bip'in yolunun açık olmasını biliyorum. Ve müşterilerine, evet, Safir Bip'in müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum. Güler Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Safir Bip ile ilgili teknik bilgilerin yanı sıra otobüs sektörüyle ilgili güncel verileri de sizlerle paylaşmak üzere TEMSA Genel Müdürü Sayın Dinçer Çelik'i kürsüye davet ediyorum. Güler Hanım'dan değerli katılımlarla bize verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Sayın Güler Sabancı, Sayın Mehmet Bekan'ın, Sayın Kemal Erdoğan, Sayın Sabancı Özgür yöneticileri, değerli basın mensupları, değerli iş arkadaşları, hepiniz hoş geldiniz. Şubat ayını çok kavgalı ve yağmurlu geçirmiştik. Bugün güzel bir gün ve güzel bir kutlamayı burada sahne olacak. Umarım bundan sonrası da aracımız için hayırlı olmasını diliyorum. Yurt içi otobüs pazarı ile ilgili şöyle birkaç tane istatistik paylaşmak istiyorum. 2013 yılında Türkiye'de 7800 civarında otobüs satıldı. 2013 yılında TEMSA'nın pazar payı %16 idi. 2014 yılında ise pazar küçüldü. Ağırlıklı olarak şehir içi pazarı küçüldü. Bu civarda 6300-6400 civarında otobüs satıldı. TEMSA'nın pazar payı %16'dan %10'da geldi. Diğer 8 yılda %71 pazar payına sahip oldu. Yine 2013'te 2014'e geçerken pazar paylarında
bir segmentlerle baktığımızda şehir içinde 2500 otobüsten 816 otobüse, yani 167 bir küçülme yaşandı şehir içinde. Hem sanat pazar payı ise %18'den %37 civarına geldi. Yani %100'e yakın bir büyüme sağladık geçen sene şehir içinde ve pazar lideri olduk. Midibas'ta bir büyüme yaşandı geçen sene %13 civarında. Hem sanat pazar payı da %15'den %30'a çıktı. Burada yine bir %100'lük bir büyüme sağladık. Şehirler arası ve turizmde ise %23 oranında küçülme oldu. Yaklaşık 1350'den 1044 seviyesine düştü. Hem sanat pazar payı da burada da gördüğünüz gibi ciddi bir büyüme sağladı. Bu seneye TEMSA 138'lik bir pazar payıyla başladı. Yine otobüs ağırlığı Midibas ve Ocak ayında lider bir şekilde geçti. Bizden sonraki şirketin pazar payı 127 civarında oldu. 414 tane otobüs satıldı. Bu arada yaklaşık %26'lık bir küçülmeye denk geliyor. Geçen yıla göre. Ve bizim de bu civarda bir satışımız oldu. Şubat ayında benzer şekilde gittiğini sizlere paylaşabilirim. Son 10 yılda karayolu taşımacılığı yaklaşık %300 civarında büyüdü. Ancak hızlı tren devreye girdiğini görüyorsunuz. Ve ciddi şekilde de bir hava yolları rekabeti var. Hava yolları ise son 10 yılda yaklaşık %800 büyüdü Türkiye'de. Ve artan mazot ve diğer işletme giderleri sebebiyle otobüs işletmecilerinin gerçekten rekabetin de etkisiyle ve ayrıca dışarıdan gelen rekabetin etkisiyle zorlu bir dönem yaşadıklarını biliyoruz. TEMSA'nın işte bu dönemde otobüs işletmecilerine sağladığı çözümün ana noktası burada. Bizim bu yeni otobüsümüzde sağladığımız koltukta yaklaşık 5 ya da 6 yılda otobüs işletmecisi otobüsün tüm parasını çıkarabilmekte. Yani 4 yılda yaklaşık 150 bin euro ek ciro katkısı sağlıyor. Yani sadece bu sebeple dahi TEMSA'nın ciddi bir tercih sebebi olacağını gördük. Zaten bu seneki satışlarımızdan ve aldığımız siparişlerimizden iyi görüyoruz. 2015 yılı bizim için aynı 2014 olduğu gibi güzel bir yıl olacak. Geçen ayki basın toplantımızda sizlere bahsetmiştim. Bu seneki lansman programımız şu şekilde. Birinci kartelde Zafer Gitti lansman yapacağız demiştik. Yapıyoruz bugün. İkinci kartel yani Haziran ayında yeni Opel'in mini basımızı lansman yapacağız. Turizm ve servis taşımacılığına kullanacak bu aracımızın 17.7 metre 35 kişilik yeni mini basımız olacak. Turmalin bizim yeni servis aracımız olacak ve bir saatler için kullanılan bir araç olacak. Bunu da yine Mayıs ayında lansman yapacağız. Üçüncü kartelde TEMSA ilk elektrikli otobüsünü çıkaracak ve lansmanını yapacak. Avenue Intelligent Bus dediğimiz yine şehir içinde yolculara ve belediyelere ve işletmecilere ödülükler kazandıracağımız ve yolcuların çok rahat iletişim kuracakları yine şoförlerin ve yolcuların ve diğer araçların birbirine iletişim kurabileceği bir yeni aracımızın tanıtımını yapacağız. Bu Opel'in aracımızın bir de şehir içi aracını hazırlayıp yine üçüncü kartede sunacağız. Bu araçlarımızın çoğunu bu sene kısmetle Belçika'da yapılacak olan Korsay fuarında da yine siz basın mensuplarına ve kullanıcılara göstereceğiz. Yılın sonunda ise asıl en büyük haberimiz yeni maraton TEMSA yeni maratonuyla bu yüksek süper hayden dediğimiz yüksek aracıyla yüksek miktardaki bagaj kapasitesi büyük yakıt tankı ile uzun mesafeleri gidebilecek kestirici otobüsümüzü kısmetse son kartında yine hem Portland hem Türkiye'de sizlerin huzurunda sizlere tanıtmak istiyoruz. Bu aracımız da birkaç ay sonra hattan çıkacak ve testlerine başlayacağız. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Burada gördüğünüz gibi TEMSA özellikle burada yapmaya çalıştığı ve tüm Sabancı Holding'in de temel değerlerine uygun olarak insanların her şeyin önüne koyuyoruz ve
çevrecilik ve sürdürülebilirlik anlamında yaptığımız yeni araçlarla biz de bu konuda en iyi katkı yapmaya çalışıyoruz. Her şey bir çizgiyle başladı. Yaratım sürecinde ileri teknoloji, konfor, modern ve estetik görünüm, kalite, güvenilirlik ve üstün performans özelliklerini dikkate aldık. Üzerine biraz da mutluluk kattık. Böylece eşsiz görünümüyle Safir VIP aracımızı oluşturmuş olduk. Performansı ve düşük işletme gideriyle turizm ve şehirler arası işletmecilerinin gözdesi olan Temsa Safir VIP, maksimum güvenliği ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik 41 kişilik yolcu kapasitesiyle yolculuğu keyifli kılıyor. Üst düzeyde sürüş güvenliği sağlayan Safir VIP, çevreci yakıt tüketimine sahiptir. İleri teknolojik ürünlerle donatılan ve sürüş paneliyle sürücüyü bilgilendiren Safir VIP, mükemmel yol tutuşuyla uzun yol şoförlerinin en büyük yardımcısı. Müşteri memnuniyeti ve konfor odaklı Temsa Safir VIP, modern ve estetik görünümü, sınırsız internet erişimi, kişiye özel dijital yayını, LCD ekranları, rahat ve geniş deri koltuklarıyla yolcuların tercih ettiği seyahat aracıdır. Siz bu heyecanı yaşamak istemez misiniz? O halde Temsa Safir VIP tam size göre.